Hayat nedir? Nasıldı? Ben artık unuttum. Şimdi, düşüşten sonra, insan ırkı tükeniyor. Gıda, benzin, petrol, kaynaklarımız hızla tükeniyor. Eğer sırtınızda taşıyabilirseniz su var. Ama insanlık ölmekte. Kanunsuzluk kanun oldu. Hava şimdi kanserojenlerle dolu bir hale geldi. Üstelik daha fazla insanların kullanmadığı makineler yüzünden. Salgının bir adı, sınırı, tedavisi yok. Kimse ne kökenini ne de biteceği zamanı biliyor. Enfekte olan biriyle kan temasında bulunmak kesinlikle sizi de cüzdanlı yapar. Tedaviye en yakın şey mermi veya morfin. Şehir yandı, bomboş. Eşyalarımı toplayıp saklanmam için... Çiftlikte saklanmam için beni zorladılar. Evim bu şehrin dışında. O artık yok. Hiçbir şey yok. Bu acil durum yayın sistemidir. Bu bir test değil. Tekrar ediyorum, bu bir test değil. Hastalık kontrol merkezleri yeni virüs türü salgını olduğunu bildiriyor. Bu kan yoluyla bulaşan virüsün bilinen bir tedavisi yoktur. CDC sizi ve ailenizi güvende tutmak için evde kalmanızı ve tüm kapıları kilitlemenizi tavsiye ediyor. Tüm pencereleri ve tüm girişleri kapatın. Sakin olun ve resmi haberler için radyoyu dinleyin. Yine evlerinizde kalın ve medya açıklama yapana kadar koruyucu önlemleri sürdürün. Daha fazla talimat için bizi izlemeye devam edin. Evsizler öylece dolaşıyor. Neden gerekenden daha fazla acı çekelim? Şimdi sirenler aramızda yaşıyor. Sessizlik hayatta kalmanın tek yolu. Resmen tiyatral bir dokunuşa sahip, kendilerine kum sinekleri diyen bir çete var. Her gün belirli bir bölgeyi ele geçirip koç kafasıyla işaretliyorlar. Babam ve ben onlarla daha önce hiç karşılaşmadık. Tanrı'ya şükür. Bize çiftlik güvenli görünüyordu. Ayrıca bir kaçık daha var. Onun adı Lord Nemesis. Oldukça aptal bir isim. Maskeli haydutlar. Babam bize sadece 3 kelime söyledi. Koşun. Koş. Koş. Direnmenin bir anlamı yoktu. Hükümet bir gecede çöktü. Kıta Kongresi artık enfekte kişiler için klinikler bile kurmuyor. Şehir sınırları boyunca kontrol noktaları var. Batı yakası ile iletişimi kaybetmiş durumdayız. Hükümetin son mesajı tüm medyalarda tekrar tekrar yayınlanıyor. Kıta Kongresi, çetelerin ayaklanmasının ardından Birleşmiş Milletler'e yardım çağrısında bulundu. Binlerce insan Washington'a saldırdı, göz açıp kapayıncaya kadar. Her şey bitti. Birleşmiş Milletler müdahale ettiğinde, enfekte olanları tedavi etmek için klinikler kuruldu. Süreç. Serseriler onlara siren diyor. Her şey bir öksürükle başlıyor. Göz çevresinde iltihaplanma ve ardından basit bir dokunuşla bile cilt çatlamaya başlar. Ve sonunda için dışına çıkıyor. Büyük bir ihtimalle cüzdanlı görünüyorsun. Bazıları şehrin her yerinde acı içinde çığlıklar duyulduğunu söylüyor. Bir zamanlar bir sığınak olduğunu ve buranın güvenli olduğunu duymuştum. Kanada'nın kuzeyinde. Ama yine de çeteleri geçmemiz gerek. Ama bence bunlar söylenti. Bugünlerde çok söylentiler var. Şimdi kime güvenebilirim? ABD tarım kuşağı tarafsız bölge olmaya devam ediyor. Kaynakların zaten kıt olduğu düşünüldüğünde hiç kimse ana mahsulü çiğnemeye cesaret edemez. Ticaret ve kaçakçılık yeni para birimleri. Kimsenin normal paraya ihtiyacı yok. Radyoaktif kalıntılar barınakları kıta kongresinin saklanması için tasarladı. Kliniklerin Auschwitz'ten farkı yok. Oraya yürüyerek giriyorsun ve bacadan çıkıyorsun. Bazıları bulutlar güneşi kapattığı zaman kül yağmurları görebileceğinizi söylüyor. Ama borular gece ve gündüz yanmaya devam ediyor. Tek çare hareket etmeye ve hayatta kalmaya devam etmek. Ne için? Thank you.
12 numaralı bahis kazandı. Evet! Herkese benden bira! Bir ödül avcısının bizden geriye kalan, enfekte olmayanları topladığı söyleniyor. Basitçe bunu yapabilir. Ne kadar da iğrenç bir durum. Evet, evet. Daha iyi bir yarının şehri Hellington'a hoş geldiniz ha? Bizi bir an önce tanımaları daha iyi çünkü balo başlamak üzere. Kalıntılarınızı toplamak için sizlerden birini mi seçsem? Siz ikiniz. Yüce komutanın Blackjack'e avlanması için ödeme yapması mı gerekiyor? Elbette. Onu bulacağım. Paralar nerede? Parayı nereden aldın? Ne bu? Bir X mutlu biz de kazanırız. Yaşa. Hiçbir şey büyümüyor. Umutlarımız bile. Çeteler artık eyaletten eyalete yamyamlık yapıyor. Direniş güçleri gündüzleri duvar örüyor ve geceleri duvarın çökmesini izliyor. Önce doğu kıyısı düştü. Enfekte olmayanlar kırsal kesime akın ediyor. Biraz zaman önce enfekte olanlarla karşılaştık. Bazıları saldırgan, bazıları değildi. Her yerde öksürük duyuluyordu. Kırmızı gözler, kaşıntı döküntüleri. Birkaç farklı serseriye de rastlamıştık. Şimdi herkes yalnızca ev arıyor. Hatta silaha sarılıp inanılmaz bir şey yaptım. Ama o dündü. Ve bugün hepimiz hayatta kalmalıyız. Sana bir şey söyleyeceğim. Sahip olduklarımız için ya da elimizde kalanlar için minnettarız. Bunu beğendin mi adamım? Bir amatör için fena değil. Fena değil. Fena değil. Hangisini istiyorsun? İşte o, sağdaki. Sağdaki mi? Tamam. Evet. Evet ama çizgiyi aştın. Bu sayılmaz.
Ne kadar seçicisin. Tamam Grace, bana yardım et. Tırman. Hazır. Bekle, bekle. Dur. Bir dakika bekle. Lanet olsun. Pislik. Aman tanrım. Güzel. Gazla. Kulağa hoş geliyor. Görünüşe göre ikinizin biraz yardıma ihtiyacı var. Hayır. Biraz erzak getirdim. Fena değil. Akşam yemeğine kadar ikinizin çalışacağını düşündüm. Korkarım ki öyle. Ana kuralı çiğniyorsun. Biliyorum. Julie Ron'u elinden geldiğince yıkadı. Harika görünüyor. Bir çukur kazdım. Onu bu gece gömsek Hayır, iyi olur. Bu gece olmaz. Yarın tabut yapacağım. Tamam. Gracie, Quentin'la konuşmam gerek. Dün gece görevdeyken onu ahırda buldum. Nerede şimdi o? Stevie ile oynuyor. O daha iyi bilir. O bir tanıdığıma benziyor. Aynı onun gibi gıcık olmuş. O yaramaz kızı hatırlıyorum. Malzeme bulmalıyız. Tom'un ekibi tüm ilk yardım çantamızı yağmaladı. Evet, sadece birkaç yolculuk için benzinimiz kaldı ve konserve yiyecekler de tükeniyor. Steve'in daha fazla gömleğe ihtiyacı var. Kahretsin. Bu bugünlük bitti. Tamam, şehre benim arabamla gidelim. Davis'ten yardım isteyelim. Evet, güzel fikir. Muhtemelen bir sincap ya da onun gibi bir şey. Şehirden ayrılalı ne kadar oldu sence? Galiba 3 yıl oldu. Nasıl tahmin etti? Bir takvimim var. Quentin'ın doğum günü için. Kavanozu geri koysan iyi olur. O harika bir nişancı. Aman tanrım. Mason enfekte oldu. Bela istemiyoruz. Size nasıl yardımcı olabilirim çocuklar? Dinleyin. Yakınlardan geçiyorduk. Birkaç silah sesi duyduk ve bu benzine çok ihtiyacımız vardı, tamam mı? Kaç kişisiniz? Sizden gitmenizi isteyeceğiz. Pek iyi görünmüyorsunuz. Kendi adamlarını koruduğunu anlıyorum. Kaç kişisiniz? Yeter. Ve onların gözleri ölü gibi bakıyor. Sadece buradan geçiyorduk. Neden tedavi olmak için şehre, kliniğe gitmiyorsunuz? Burada boş yatağımız yok. Ahırda bile mi? Bu söz konusu bile olamaz. En azından çantayı alabilir miyiz? Evet, alın ve kendi yolunuza gidin. Size aynı şekilde ödeme yapacağız. Gerek yok. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Bırak gitsin. Neden devam ediyoruz? Aslında hepimiz aynıyız. Kızın annesi kırıntıları topluyor. Güçlü olan hayatta kalır. Her gün uyandığımda bana rüya gibi geliyor. Hiç bitmeyen bir kabus gibi. Yaşamak zorundasın. Çünkü geriye kalan tek şey bizim kurtuluşumuz. Yavaşla, yavaşla. Merhaba, Frankie. Frankie. Biraz ısınmak için dışarı mı çıktın? Evet. Götürmemizi ister misin? Elbette. Nasılsın Frankie? Atla hadi. Otur lütfen. Nasılsın? Fena değil. Su ister misin? Teşekkür ederim. Uzun bir gün oldu. Bacağın nasıl? Sızlıyor. Kendine bakmalısın. Biz seni götürürüz. Aynı yere mi? Lütfen, evet. Her şey hazır mı? Senin için. Kendine iyi davran. Neden onu çiftliğe geri götürmüyoruz? Hayır. Çalışırsan hayatın için kazanırsın. Kural bu. O iyi olacak. Frank gibilere yukarıdan aşağıya bakıyorduk. Dokunulmazlardı. Onları yabancı olarak görüyorduk.
Şimdi evsizlere arkadaş olarak bakıyoruz. Ulaşmak istediğimiz kişiler olarak. Ve işte yaşlı adam Davis. Evet, tam olarak bıraktığımız yerde. Bakalım Betty'de ne var? Hadi, bu şeyi yaklaştır. Seni yaşlı yaramaz Peach. Bu hiç değişmemiş. Uzun zamandır görüşemedik. Nasıl, memnun musun? Bu hurdanın köpek gibi koşmasına şaşmamalı. 93'ünü mü alacaksın? Bay para çantası. Uzun zaman oldu, uzun zaman. Evet, burada hiçbir şey değişmemiş. Evet. Ne zaman gerçek bir iş yapacaksın? Bu birliğin bozulması demek. Sanırım Freddy arka bahçede. Evet, evet. Yakıt pompasının işe yaradı evet, mı sevgilim? Evet, teşekkür ederim. Sana borçluyum. Çok teşekkür Birkaç ederim. Birkaç aydır onları kabul etmiyoruz. Hadi, yapraklardan çok daha rahatlar. Hala ellerinle çalışmana sevindim. Grace şimdi ailede gerçek bir tamirci. Biliyor musun? Galiba orada ona uyacak bir ceket vardır. Geri dönmelisin dostum. Uzun Hayır. mesailer, maaş berbat. Hayır. Bir sebze bahçesi yapmaya çalışıyorum. Bu arada Betty nasıl? O bir köle sahibi. Tamam, tamam. Bunu duyduğuma sevindim. Gracie, şu haline bir bak. Seni görmek çok güzel. Tıpkı babana benziyorsun. Evet, babam evin önünde depoyu dolduruyor. Biliyor musun, son ziyaretinizden beri hala çok şeyimiz var. Çok iyi satılmıyor. Betty, bu Quentin'a yardımcı olacak. Bir dahaki sefere onu buraya getir. Ayrıca Grace, babanı ikna etmeye çalış. Başka bir tamirciye daha ihtiyacımız var. Davis, molası sırasında ara veriyor. Gözlerin babanınkine benziyor. Bu arada yapıştırıcıya ihtiyacın var mı? Muhtemelen onlardan bir ton var. Evet, bu gerçekten iyi olur. Bu zavallı hasta insanları kamplara sürüklediklerini duydum. Sirenler. Sirenler mi? Onların böyle dediklerini duymadım. Söylentilere göre yabancılar artık şehir dışındalar. Dua edelim ki geçip gitsinler. Birkaçıyla karşılaştık. Kaç tane kurşunun var? Hayır, ben gidiyorum. Burada kal. Geri gel, dikkatli ol. Nasılsınız çocuklar? Hank, neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Clint, emekliliğin tadını çıkarıyor musun? Hem de nasıl? Ona bu arabanın berbat halde olduğunu söyle. Hepimiz çok doluyuz. Evet, sizi ziyaret etmem Grace gerekiyor. Grace artık gri bir kardinal. O kadar mı büyüdü? Evet. İkinci fare nasıl? Quinton mu? Harika. Ot gibi büyüyor. Harika sistem kurmuşsun. Şimdi onu doldurmalıyız. Bu hafta ikinci kez. Yani sabah akşam sokakları dolaşıyoruz. Hastalar eski değirmene saldırmışlar. Coyle ve ben iki kişiyi kliniğe götürdük. Üst düzey yetkililer bu konuda ne yapıyor? Oralarda neler olduğunu sadece Tanrı bilir. Kasap dükkanına benziyor. Aynı çoban gibi sürün onları. Hepsi bu. Sevgili belediye başkanımız Bob ne yapıyor? Artık eşyalarını topladı. Söylentilere göre eşkıyalar seçimlerden hemen sonra onu şehirden kovmuşlar. Kesinlikle ona oy vermedim. Ben de. Yabancılardan borç almaya çalıştım. Bu ateşle oynamak gibi. Hank, orada mısın? Galiba merkezde çete hesaplaşması var. Yani merkeze çeteler gelmiş. 14, C1 konuşuyor. C2 yolda mı? Kontrol edeceğim. Dikkatli ol Cole. Anlaşıldı, tamam. Umarım bu sefer köpekleri yoktur. C1 konuşuyor merkez. Gece uzun olacak. Dikkatli ol şerif. Clint'e söyle, çiftçi Joe rolü yapmayı bıraktığında onu bekleyeceğiz. Hey Tom, son zamanlarda kavga etmiyor mu? Sorma. Sadece polisler. Onlar artık nadiren bu kadar ileri gider. Biz serserilere hizmet ettik. Neden ikiniz de çiftliğe taşınmıyorsunuz? Bizde her şey var, yakıt hariç. Hayır, bu işe yaramaz. Sen daha yürümeden önce bizim ailemiz bu yere sahipti. Nasıl yardımcı olabilirim? Silahını bırak ve ellerini kaldır. Peki. Hayır. Bence sen silahını bırakıp ellerini kaldırmalısın.
İşte böyle. Dur. Yavaş ol. Şimdi silahı uzağa at. Günaha teslim olmanı istemiyorum. İyi çocuk. Çok iyi çocuksun. Çok zeki. Dikkatli dinle. Yanlış yerde, yanlış zamanda. Güzel şapka. Yavaş ol çocuk. Şimdi cesur olmanın zamanı değil. Ne düşünüyorsun? Bana yakışıyor mu? Kalan zamanının çok az olduğu göz önüne alındığında sana iyi günler. Duydun mu? Doğa çağırıyor. Evet dostum. Cebime şeker koyduğun zamanı hatırlıyor musun? Evet, stokta oldukları zaman. Bu senin oğlun Quentin için. Onu almak ister misin? Yararlı biri, bedavaya vereceğim. Annen ve baban seninle çok gurur duyardı. Harika şeyler yapıyorsun. Onları gerçekten çok özlüyoruz. Grace. Evet, işte böyle. İleri, ileri, ileri. İşte buradayız. Hadi, senin için biraz işim var. Hadi dışarı. Çık oradan oğlum. Siz ve Grace buradan defolun. Hadi kalk. Önümüzde bütün bir günümüz yok. Kalk. Hemen kalk. Buna biraz benzin getir. Hadi gidelim. Bu mu yardımcı? Onlar lisanssız salaklar. Daha hızlı. Önümde koca bir günüm yok aptal. Hadi. Benzinin var mı? Belaya ihtiyacımız yok kardeşim. Grace'i al ve buradan defol. Bak sana ne diyeceğim. Çalışmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Sen bir salaksın. Aman tanrım. Salak. Benziniz var mı? Kurşunsuz olsun. Neredeyse hiçbir şeyimiz yok. Sadece benzin ve meyve. Bak, sana ne diyeceğim? Defol buradan Grace. Tamam beyler. Hadi oyun oynayalım. Şimdi. Benzine ne dersiniz? Nasıl istersen. Biz sorun istemiyoruz. Galiba yasaları koyanların başı biraz dertte. Size tüm benzini vereceğiz. Sana şunu söyleyeceğim. Neye ihtiyacım olup olmadığını neden kendim karar vermiyorum? Ama şunu da ekleyeyim. Barış içinde gitmene izin vereceğim ve kimse sana dokunmayacak. Hatta en liderimiz bile. Onun hakkında hiç duymadım. Bundan sonra da duymayacağını umalım. Kulaklarımı açık tutacağım. Elbette. Baba. Sustur onu. Nereye gidiyorsun? Daha yeni başladık. Sen özel misafirsin. Şu anda partiden ayrılma. Gerçekten mi? Beni tahrik ediyorsun bebek. Neler oluyor? Hadi. Burayı yıkalım beyler. Grace iyi misin? Aman tanrım, şunu söyleyeyim, beni etkiledin. Yollar güvensiz. Burada çeteleri durduracak duvarlar yok. Şimdi onlar şehri yönetiyor. Kanserli bir tümör gibi yayıldılar. O gün yağmurluydu. Bunu hatırlıyorum çünkü her şey bittiğinde arkadaşlar, akrabalar, yabancılar toplandılar ve evlerini terk ettiler. Bazıları yeniden başlamak için, çoğu sadece unutmak için. Biz küçük kasabamızda, küçük evimizde elimizden geldiğince annem ölmeden önceki son birkaç güne kadar tutunarak kaldık. Bunu asla unutamıyorum. Bazen gerçekten istememe rağmen. Babam yiyecek aramaya gitmişti. Yıllardır avlanmamıştı. Daha önce dedemle sincap avlamaya gittiklerini söylerdi. Ateş etme şekline bakılırsa eminim bir şey yakalamıyordu. Yine de tüm yol boyu bize geri dönecek mi diye bekliyorduk. Döndü. Ama bugün bile bundan bahsetmeyi istemiyor. Tek söyleyebildiği, düşündüğünden de kötü olduydu. Ama gözleri bambaşka şeyler söyledi. Silahı bıraksan iyi olur evlat. Bunu görüyor musun? Bunlar Ceban'ın tuzakları. Bizi soymak mı istiyorsun? Bu bizim avımız. Bela istemiyorum. Yanında başkası var mı? Ailem açlık çekiyor. Biz de.
Geyiğe ihtiyacım var. Lütfen bana yardım et. Başka neyin var? Bir minibüsüm var. Hadi takas yapalım. Bunu sonra konuşuruz. Nerede o? Bana bakma. Beni minibüse götür. Babam söz verdiği gibi bize döndü. O sözünü tuttu. Bazen yiyorsun, bazen yemiyorsun. Biz neyin beklediğini bilmiyoruz. Annemin hastalığı. Her şeyi değiştirdi. Birden evde kalabildiğimiz kadar kalmak anlamsızlaştı. Sevdiklerimiz içinde olmayınca ev ne anlama geliyordu? Bir parçamız annemle öldü. Bunun hakkında pek konuşmayız. Merhaba Bayan Kelling. Merhaba Doktor Smith. Çok güzel bir eviniz var. Teşekkürler. Harika. Size su getireyim. Teşekkürler. Tümör nasıl? Test sonuçlarım var. Korkarım harekete geçmemiz gerekecek. Grace nasıl? O iyi. Bu iyi. Bazı ilaçlarım var. Geçen sefer pek yardımcı olmadıklarını biliyorum ama belki ateşinizi düşürmeye yardım eder. Üzgünüm. Her şey yolunda. Teşekkürler. Jericho'yu gördüm. Dışarıda senin külüstür üzerine mi çalışıyordun? Hep bu hurdayı kullanıyor. Eline bakabilir miyim? Tamam. Benim de başka hastalarım var. Gitmeliyim. Elbette anlıyorum. İyi şanslar. Siz çok cesursunuz. Üzgünüm. Artık eve gitmiyorum ama onu yine de şehir kliniğinde tedavi edebiliriz. Ona iyi bak. Böyle çok mutlu bakma. Bazen güzel tırnaklara sahip olmak iyidir. Çiftliğe gittiğinizde Quentin ile ne ekeceksiniz? O her zaman yeşil biberleri severdi. Orada bir elma ağacı var. Eskiden hep orada oynardın. Bir sürü resmimiz var. Her yeri kirleteceksin. Nasıl olduğunu biliyorum. Sana kağıt havlu getireceğim. Hala arabayla geziyorsun dostum. Evet biliyorsun. Bazen insanlar değişmez. Bak, Quentin için oyuncak getirdim. Grace için olanı hatırlıyor musun? Ayrıca birkaç blok getirdim. Nasıl dayanıyorsun? Biliyorsun. Fena değilim. Kelly nasıl? Kötüleşiyor Clint. Hastaneye gitmek istiyor. Bu ülkede salgınlar oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda grip salgını vardı. Herkes bunun dünyanın sonu olduğunu düşündü ama bir çare buldular. Bunun için de bir tedavi bulacağız. Şimdi şehirde ortalık karışık ama burası çok sakin. Hank ve Cole'a yolu kontrol etmelerini söyledim. Temiz hastaneye gidebilirsiniz. Senin güvenliğini sağlayacağız. Evet, orada daha çok çetenin olduğunu duydum. Evet. Çok tuhaflar. Bir çetenin üyeleri maske takıyor. Bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama onları görmedik. Bu yüzden burası güvenli. Bize güven. Yakında emekli olacaksın, öyle değil mi? Dedemin çiftliğini hatırlıyor musun? Evet. Ben oraya taşınacağım. Burası çok tuhaflaşırsa bize katılın, olur mu? Bu şekilde daha ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Kaç kere bunu tekrarlamamız gerekiyor? Ailem hastaneye gitmiyor. Karar vermek sana düşmez.
Belki kliniğin bahçesi olur. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Sen Quentin'a göz kulak ol, tamam mı? Seni seviyorum. Geldik mi? Evet, bence geldik. Uzun kalmayacağız. Broadway. Evet, galiba o. ...906 numara. ...906. Bu o mu? Hayır. Lütfen kesin şunu. Durun lütfen. Durun lütfen. Ben sinyal vermeden ateş açmayın. Neden buradasınız çocuklar? Doktor Semit'in yanına geldik. Beni takip edin. Merdivenlerden aşağı gidelim. Acele edin. Burası o yer mi? Evet, doğru yer. Doktor Semit. Kıpırdayın. Dikkatli ol tatlım. Bu da ne böyle? Çabuk. Sanırım yanılmışız. Acele et. Doktor Semit'in yanına geldik. Doğru yere geldiniz. Kapıdan geçin. Tüm sivilleri çevrenin dışında tutun. Tüm sivilleri çevrenin dışında tutun. Anlaşıldı. Babam kliniğin sakin olduğunu söyledi. Anneme ve ona çok iyi davranmışlar. Bu da ne böyle? Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Anlaşıldı. Affedersiniz efendim, bundan sonrası bizde. Elinize bakabilir miyim? Teşekkürler. Bunu neden takıyorsunuz? Bu sıradan bir prosedür efendim. Bu yara nereden çıktı? Nasıl yaralandı? Komşumun çocuğu yaptı. Tamam, beni takip edin lütfen. İlerleyin lütfen. O bunu dünyadaki cennet olduğunu söyledi. Babam hastanede temiz suyun, temiz çarşafların, iyi bir ışığın olduğunu, askerlerin ya da sıranın olmadığını söylemişti. Her şey insanların anlattığı gibi, çukur ya da ölüm kampı gibi olmadığını söylemişti. Ne zaman öksürmeye başladınız? Kaç gün önce? Ayrıca hemşireler de çok iyiymiş. Tabii ki. Bu annem. Ama annem oraya hiç gitmeseydi, orası nasıl olurdu? İnsanlar şehirler hakkında ölümden başka ne biliyor? Babam, orada küçüklüğüme benzeyen bir kız gördüğünü söyledi. Zavallının ayaklarında etleri dökülüyor. Memur bey, onu buradan çıkarmalıyız. Onu buradan çıkarmalıyız. Aletleri hazırlayın. Duydunuz, çıkarın onu. Öksürük için ilacı olduğunu ve eve gitmesi gerektiğini söyledi. Yaraların nasıl? Benimle gel. Annem oradan ayrılamadıysa orası nasıl bir yerdi? Babam bana yalan söylemezdi. Ama şunu gerçekten çok iyi biliyorum ki olan her şeyi süsleyip anlatıyordu. Hayır, anne! Burası daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Direniş düzensizliğin arttığını söylüyor. Şehrin bir kısmını tahliye ediyorlar. Yerel çeteler durumu zorlaştırıyorlar. Burası da neresi? Bira fabrikası mı? Jericho, yarış atları koşamayınca sahipleri onların acılarını hafifletiyor. Bu ne demek oluyor? Efendim, çekilin yoksa sizi çıkarmam gerekecek. Jericho, bunu istiyorum. Ona ilaç vereceğiz. Jericho, gitmen gerekecek. Her şey yolunda tatlım, buradayım. Yanındayım. Ona ne veriyorsunuz? Bu ilacın bir parçası. Battaniye verin.
Çok teşekkürler. Tutun onu lütfen. Doktor, kuralları biliyorsunuz. Jericho, seni seviyorum. Ne kuralı? Neler oluyor? Beyefendi, size söyledim. Sizi buradan çıkarmam lazım. Hayır, buna gerek yok. Kahve ister misin dostum? Alabilir miyim? Evet, tabii ki. Tamam, iki kaşık şeker. Buraya efendim. Affedersiniz, kahve alabilir miyim? İki kaşık şeker lütfen. Bize kahve getirin, benimle gelin lütfen. Havai fişekleri izleyecek misin? Gitmeyi isterdim. Belediye başkanı büyük bir gösteri ayarlıyor. Ama yakın zamanda buradan gitmeyi düşünmüyorum. İşte alın, lütfen dikkat edin. Teşekkürler. Hanımefendi, yeşil bileklik ne anlama geliyor? Söyleyemem, bu benim ilk günüm. Çok özür dilerim. Efendim, acı çekmedi. Jericho. Jericho, bu tek ilaç. Bildiğimiz her şey burada. Hiç ilaç olmadı ve hala yok. Bu biziz. İşte şimdi böyle yaşıyoruz. Babam benimle ve oğluyla ilgileneceğini söyledi. Burada iyi insanlar var. Çok fazla değiliz. Ama iyi bir aile olduk. Toplantı 5 dakika sonra. Ron için üzgünüm. Yakın olduğunuzu biliyordum. Evet, son yiyeceklerimiz de bitti. Ronnie öldü. Gidip Quentin'ın ne yaptığına bakayım. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba. Anlaşma nasıl geçti? Konuşmamız lazım. Hank ve Cole ellerinde. Çetenin mi? Evet. Davis ve Betty de onlarda. Kahretsin Ron. Daha kötüsü de olmuştu. Şuna baksanıza. Bakın burada ne var. Nereden geldiği ve nereye gittiği bilinmiyor. Şuna bakın. İşler nasıl gidiyor? Harika. Öyle mi? Nereye gidiyorsun? Güvenli bir yere. Sanırım senin için yerimiz var. Atla. Ben seni güvenli bir yere götürürüm. Nereye? Bu yakında küçük bir park yeri var. Bin hadi. Hayır, yabancılarla gitmem. Ben soru sormuyorum. Belki pazarlık yapabiliriz. Bana ne teklif edebilirsin? Sadece sırtında çantam var, o kadar. O zaten kolaylıkla alabilirim. Buradan birkaç kilometre uzakta bir çiftlik var. İyi yiyecekleri var. Benzin ve gazları da var. Nerede olduğunu gösterebilirim. Yanımda oturmayacaksın, hadi arkaya. Sormuyorum, emrediyorum. Bin. Kafa kesenler. Buraya mı geliyorlar? Olabilir. Eğer bu doğruysa hazır olmalıyız. İşler nasıl Tom? Her şey yolunda. Su temiz. Savaş malzemeleri ve gaz da tamam. Maksimum 15 galon benzin var. Tüm arabalar dolu. Gerçi Grace'in arabası tekildi. Kamyoneti çalıştır. Zaten yaptım. Peki diğerleri? Onları dün de, bugün de çalıştırdım. Amaç ne? Hepsinin çalıştığını kontrol etmek. Tamam. Çaldın şu siyah arabadan başka. Onları sadece arabalarımız bozulduğunda çalıştırmamız lazım. Tom, hepimizin kendi görevi var. Biliyor musun Clint? Bunun için bir başka salak bul. Ben senin tamircin değilim. Tom. Dinleyin. Galiba bir sorun var. Yine mi? Enfekte olanlar mı? Çeteler mi? Size söylemiştim. Biliyordum.
Tamam, bu kadar yeter. Aileni eve kapat ve diğer tüm araçları çalıştır. Sen lider değilsin, anladın mı? Evet, ben lider değilim. Ama bak ne diyorum. Senin aileni her yolu deneyerek koruyorum. O zaman neden evin birinci katında uyumak zorundayız? Bunun konuyla ne ilgisi var? Eve biri girerse ilk zarar gören benim ailem olacak. Hayır. Tamam, dinle. Kimse kampımıza girmeyecek, tamam mı? Hayır, dokunma. Bunun için zamanımız yok Tom. Bu özel bir mesele. Tom, bu kadar yeterli. Bizi kendi özel askerleri gibi yürütüyor. Ama kendisi hiçbir şey yapmıyor. Nereye gidiyorsun? Sakin olun. Peki ailem? Çıkıp hava alın, tamam mı? Sadece Grace için arabayla ilgilenmemizi istedin. İşte al. Ona göz kulak ol. Onunla konuşacağım. Beni yakaladın. Seni yakaladığımı söylemiştim. Çok acıtıyor. Tamam. Hadi git. Sonra yine oynarız. Hadi ama hava daha aydınlık. Sana kalan marmelatlarımı vereceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Seni özleyeceğim. Bana bir şeyler söylemek ister misin Steve? Sağlık ocağında ölmek istemiyorum. Ben sana söz verdim. Çocuk güvende olsun. Onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Onlara sadece gittiğimi söyle. Lanet olsun. Steve için gerçekten üzgünüm bebeğim. Senin hatırına o gittiğinde gözyaşlarımızı tuttuk. Demek $100. Buraya geldiğine göre çok cesur olmalısın. Sadece $100 mı? Bir XBET'te daha fazlasını kazanabilirsiniz. Yeah! Mekanın cenneti olsun dostum. Sen en iyilerden biriydin. Bu yakınlarımızı kaybettiğimiz ilk zaman değildi. Penny, Cody, Ron, Betty ve Davis, Hank, Cole. Başkaları da oldu. Ama başka zamandı. Quentin, buraya gel. Kaç defa söylemem gerekiyor. Steve nöbet tutarken onu rahatsız etmemelisin. Anne! Quinn, anneni dinle. Ama ben de nöbet tutabilirim. Biliyoruz ama saklambaç konusunda işin benzerin yok. Evet, kimse beni bulamaz. Odana git. Aferin sana. Dayak yemek istiyor. Affedersin. Chris, hadi gidelim. Tom, kapa çeneni. Tom, sakinleş. Otur. Clint, konuş. Tamam, pekala. Serserilerle ilgili bir sorunumuz var. Davis ve Betty yok. Doğru. Çete su bombalarını ele geçirdi. Buraya mı geliyorlar? Gelmeleri için bir neden yok. Onları buraya neyin getirdiğini bilmiyorum ama yasal yardıma ihtiyacımız var. Hank ve Cole artık nöbet tutmuyorlar. Onlara biraz yiyecek verip gönderdik. Siz ne yaptınız? Otur. Bizim kendimize yetmiyor. Otur, sana son defa söylüyorum. Son defa. Anladın mı? Tamam, bu akşam. Ben, Grace ve Jericho. Tüm gece nöbet tutacağız. Ya şu maskeli pislikler gelirse? Üçümüze yetecek kadar kurşunumuz gerçekten yok. Kurşun presinin nasıl çalıştığını bilen tek kişi Steve ve onu diğerleri işte o şekilde yapamıyor. O kadar yüklendin ki bana onu kullanmayı öğretecek zamanın yok. Ne yani? Serseriler bizi soyarken Steve'in kurşun yapmasını mı bekleyeceğiz? Daha önce de söyledim. Kimse bizim alanımıza girmeyecek. Evet, evet. Bizi tehdit eden yoksa ne gerek var bunlara? Orada hiçbir şey getirmemekten başka ne yaptınız? Yasalar sizin için değil mi? Şimdi yasalar biziz. Steve nerede? Salıncakta. Steve artık bizimle değil. O silah sesleri. Ron'la kaçtığında Steve'i yaralamışlar. Steve sana dokundu mu? Hayır anne. Söyle bana. Beşlik çaktı mı? Hayır mı? Tamam, hadi gidip seni yıkayalım. Judy, gidelim. Tom,
Yemin ederim alanı terk etmeye kalkışırsan seni Ron'la aynı yere kapatırım. Judy. Kızları topla. Tamam, bence senin... Aklından bile geçirme. Tamam. Sadece ev ve göz kulak o. Hepsi bu kadar, anladın mı? Gözümüzü dört açacağız. Benim başka seçeneğim yoktu dostum. Sen ve Steve dışarıda ne yapıyordunuz? Gösteririm. Tamam. Beni yaraladın. İyi ateş ediyorsun ha. Bu kadar kirlenmeyi nasıl başardın anlayamıyorum gerçekten. Quentin dinle. Ev koş dediğimde koşuyorsun. Anladın mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Söz veriyor musun? Tamam. Senin için bir şeyim var. Kapat gözlerini. Bu Betty'den. Hadi kalp yapalım. Dinle, şimdi dedenle konuşacağım. Sonra seninle top oynamaya gideriz, tamam mı? Tamam, ambalajını yere atma sakın, olur mu? Bu görmüş olduğun adamın arabası kırmızı mı? Kırmızı Camaro'ları vardı. Gerçekten mi? Bu kontrol değil. Tekrar ediyorum. Bu kontrol değil. Hastalık kontrol merkezi yeni artım olduğunu bildiriyor. Şu anda kanala yayılan virüs için ilaç bulunmuyor. Kendinizi ve ailenizi güvende tutmak için evlerinizde kalmayı ve kapıları kapatmanızı öneriyoruz. Tüm pencerelerinizi kapatın ve tüm girişlerinizi sağlamlaştırın. Sakinliğinizi koruyun ve resmi haberleri almak için radyoyu dinleyin. Evlerinizde kalın ve medyada aksi duyulana kadar güvenlik tedbirlerinizi almaya devam edin. Sıradaki talimatları takip edin. Anne, beni eziyorsun. Yardım edebilirim. Biliyorum. Biliyorum ama annenin burada erkeğe ihtiyacı var. Bir şey söylemek ister misin? Judy, eşyalarını topla. Clint burada kalmamızı söyledi. O zaman kal. Sana ihtiyacımız var. Aman Tanrım. Bir yerin canı cehenneme. Tüm kadınlar aynısınız. Thomas, lütfen. Bırak onu. Bırak gitsin. Lanet olsun salak. Tom. Bir sorunumuz var. Tom, geri dön. Thomas. Tom, in. Ne yapıyorsun? İn dedim sana. Dikkat çekiyorsun salak. Kalırsam öleceğim. Hepimiz öleceğiz. Kızlar. Tom. Hemen arabaya binin. Sadece bir yolu var bunun. Hepiniz pisliğin tekisiniz. Thomas, bunu çocuklara yapma. Sakinleş. Gel buraya, çabuk arabaya. Yeter artık. Hayır. Yeter tamam. Kes şunu. Sadece bir seçenek var ha. Sakinleş. Gidelim, tamam. Hadi. Judy. Gidelim. Onları gidelim. Eve götür. Sakinleşmen lazım. Gidelim. Şuna bak. Bak. O ağlıyor mu? Zavallı bebek. Ne kadar üzücü bir fiyat. Tamam, bugün eğlenceli olacak. Bize iyi hizmet ettin evlat. Oh, dikkatli ol. Yakında durmasın. Ölmemeye çalış. Buna dokunmayın çocuklar. Dokunmayın. Bize çok yardım etti. Çok. Hey. Pislik. Duyuyor musun? Doğru. Otur ve sus. Bugün iyi para kazandınız. Aferin size. Sizinle gurur duyuyoruz. Her şeyleri var. Bırakın beni. Bu biraz bizim için sorunlu. Anlıyor musun? Henüz işimiz bitmedi. Sen bizden birisin. Ne? Bu da demek oluyor ki oraya bizimle geleceksin. İşlerimizi halledeceğiz ve sen ilacını alacaksın. Bu bir emir. Gidelim. Liderimize. Gidelim. İşimiz çok. Baba, Judy ve kızlara ne diyeceksin? Onlara gerçeği söyleyeceğim. Uzun yol geldik. Lütfen Clint. Bu üçüncü oldu. Sen herkes için tehlikeli oldun. Ben sadece çıldırdım. Bu ciddi bir şey değildi gerçekten.
Kural kuraldır Tom. Kuralları kendiniz koyup kendiniz de bozuyorsunuz. İkili standartlarınızın canı cehenneme. Neden benim ailem Grace'in arabasını alamıyor? Dedem ne yapıyor? Quentin eve koş. Bir, iki. Tamam, şimdi ne yapacağız? Tom, gün doğduğunda burada olma. Geri dönme. Sizi korkaklar yığını. Evet, söyleyecek başka bir şeyin var mı? Beni kovuyorlarmış. Yine ne oldu? Günaydın Tom. Liderimiz çok memnun olacak. Diz çöktürün onlara. Aa, hayır. Koşun. Hazır mısın? Hızlıca koş. Quentin! Quentin koş, arabaya kaç! Yetişirim. Arabaya. Nereye gideceğini biliyorsun. Arkana baba. Bakma. Yapmayın. Beni güldürmeyin. Tom! Judy! Harika. Hadi gidelim Biftek. Gel buraya. Sana bir şey göstermek istiyorum. Hadi kalk bebeğim. Yoksa yaralanacaksın. Çek şunu. Orada ne olduğunu gördün mü? Bana meydan okuduklarında işte böyle oluyor. Dalağını çıkar iğrenç tırtıl. Sence? Oyun oynamayı severim. Yüzünü dağıt. Engel olma solucan. Gel buraya, anla artık bebeğim. Büyüklerin oyununa karıştın. Önünde gerçek bir erkek var. Bebeğim. Gel tatlım, benzin getir. Yere yat, yat yere. Anne korkuyorum. Annen seninle, her şey yolunda. Her şey yolunda bebeğim, her şey yolunda. Aa, solucan, galiba misafirimiz var. Bana golf çantamı getir. Baksanıza, benimle oyun oynamak istediklerinde bayılıyorum. Yoksa sıkılıyordum. Hadi. Gel babacığına. Gel babacığına. Hadi. Güzel bebeğimize biraz sıcaklık verelim. Evet. Gel babacığına. Evet, doğru. Burada olman ne güzel. Küçük bir sorunumuz var. Kaçacak yerin olmadığını söylüyorlar ve eğer denersem bebeğim, arabanızı üstü açık arabaya dönüştürür ve sizi ikiye bölerler. Çık arabadan. Bebeğim,
Burada kal, tamam mı? Burada kal. Annen birazdan dönecek. Grace, Grace. Dur, kıpırdama. Bakın kim burada. Doğum günüm mü yoksa? Gel kızım, yaklaş. Hadi kızım, sana bakmama izin ver. Geçen defa çok hızlı kaçmıştın. Yaklaş bana, aferin, hadi gel. Yaklaş bana, hadi seninle tanışalım. Gel, gel. Öldürmeyeceğim. Hey solucan, şunu yerine koy. İşimize yaramayacak. Bu prenses için olmaz. Senin için başka planlarım var. Seni incitmeyeceğim. Merhaba bebeğim. Nereye gidiyordun? Geçen defa çok hızlı kaçmıştın. Seni özledim. Korkma. Hayır. Hey solucan, bana kürdanı getir. Hayır. Senin yüzünden tüylerim diken diken oluyor bebeğim. Gülümse. Gülümse bebeğim. Hadi gülümse bana. Biraz daha. Evet. Evet. Tanrım. Gözyaşlarım beni tahrik ediyor. Birbirimiz için yaratıldığımızı biliyordum. Yüksek sesle. Gülümse bana. Bu nasıl bir his? Seni acılarından kurtarabilirdim. Yakın zamanda koşamayacaksın. Hey solucan, bence gitme zamanımız geldi. Baban geldi. Kaçmam lazım bebeğim. Sana iyi günler. Gidelim solucan. Grace. Hayır. Grace. Hayır. Hayır Grace. Hayır. Tanrım. Tanrım hayır. Ah Grace hayır. Bebeğim. Tanrım. Ah Grace. Tanrım hayır. Bebeğim. Hayır. Hayır. Hayır Grace. Grace. Hayır. Hayır. Hayır.
Orada ne var? Atına bir şey mi oldu? Atın mı kırıldı? Ver ben tamir edeyim. Hazır gerekli aletlerim de var. Çok şanslısın. Teşekkürler. Önemli değil. Judy. Tom. Tom. Judy. Judy. Küçük çocuk seni soruyordu. Öyle mi? Nasıl? Annem nasıl? Fena değil. Biraz uyuması gerek. O çok yoruldu. Oyuncakların nerede? Top oynamak ister misin? Keyfin nasıl? İyi mi? Gidip Grace'i kontrol edeyim. Neler oluyor? Tanıdıklar ve yabancılar gelip gidiyor. İnsanlığımızı kaybetmeye başladık. Kendine bunun ne anlamı var diye soruyorsun. Sonra bebeğin koşuyor ve... Ve o sana biraz olsun temiz hava veriyor. Ve biraz da umut. Benim oğlum. Quint burada kal. Ah Tanrım. Thank you.
Hadi bebeğim, biraz kafanı kaldır. Su içmen lazım. İşte böyle. Güzel. Aferin, evet. Evet. Battaniyeyi neden aldın? Battaniyeyi niye aldın? İşte bu. Çocuğun paslaması çok iyi. Size diyorum işte. Quentin, aynı şekilde devam et. Hadi git yıkan. Annenin çarşaflarını kirletmeyelim. Ah, sana diyorum, bu çocuk kolaylıkla lige çıkabilirdi. Sonra da milli takıma katılırdı. Evet. Evet. Sen onlardan biri misin? Yoksa benziyor muyum? Hikayen nedir? Benden kibarca rica eden herkese bazı şeyler temin ediyorum. Yani kaçakçısın. Onun gibi bir şey. Onlar asla durmayacaklar. Sana güvenebilir miyim? Ben de sana aynısını sorabilirim. Onlar ailemi öldürdüler. O zaman ortak bir düşmanımız var. Lider diriliş güçlerinin büyük bir kısmını yok etti. Tüm bu cehennem sana doğru geliyor. Beni serbest bırak. Ne teklif edebilirsin? Ne mi teklif edebilirim? Onun nerede olduğunu biliyorum. Doğum günün kutlu olsun boksör. Bakın burada kim var? Geçmesine izin verin. Geçmesine izin verin. Nedense keyfin yok. Birileri çok sinirlenmiş. Kendini canlı hissetmek, bu nefreti hissetmek ne kadar güzel. Görüyor musun, dünyamızdaki en komik şey şu: ya seni daha iyi yapıyor ya da benim gibi yapıyor. Bir çiftçiden.
kızına aşık olan bir aile babasından deliye dönüşüyor. Başka bir deliyle aynı şekilde işi bitirmek için fırsatlar ararken delilik daha da artıyor. Oh, hayır, hayır, hayır. Bu böyle çalışmıyor. Bir şey anlaman lazım. Patron benim ve hep öyle olacağım. Pekala. Bir seçeneğin var. Ya silahını bırakırsın ya da kafana kurşunu yersin. Karar ver. Seçim senin. Doğru. Artık ne yapacağımı tahmin etmiş olmalısın. Sonuçta oynamayı seviyorum. Aynı kızınla yaptığım gibi. Seni öyle çağırıyordu ki. Onu acılarından kurtardım. Kim böyle bir dünyada yaşamak ister ki? Lanet olası pislik. Evet, bu benim. Kral olmak çok iyi. Bak ne söyleyeceğim. Hadi eğlenelim. Sen kendin geldin bebeğim. Hey, nereye gidiyorsun? Kaçtın. Nereye kaçtın? Benden kaçacak kadar korkuyor musun sen? Benimle konuşmaktan mı hoşlanmıyorsun? O kadar da kötü değilim gerçekten. Düşünsene. Seni öldürmek istiyormuşum. Biliyor musun, hiçbir zaman saklanmaç oynamayı bilmiyordum. Genel olarak spor konusunda iyi değilim. Saklanmaç oynamayı çok sevmem. Bu yüzden hadi artık. Çıksan da her şeyi yetişkinler gibi çözsek. Her defasında ben geldiğimde partiden erkenden kaçıyorsun. Yine nereye kaçtın? Benden intikam almaya gelmedin mi? Neden saklanıyorsun? İntikamın nerede kaldı senin? Senin yerinde olsam kendime çok kızardım. Kendin düşünsene. Zavallı kızın sırt üstü yatmış, gökyüzüne bakarak yardım çağırıyor. Baba, baba, yardım et bana. İnleyip bağırıyordu. Baba, baba yardım et. Ve babası ortalıkta yoktu. Ama ben vardım. Ve babası rolünü oynamaktan memnundum. Bağırıyor, inliyor, yardım çağırıyordu. Ve ben ona istediğini verdim. Ve çok güzeldi. Çık dışarı. Beni duyduğunu biliyorum. Canının yandığını da biliyorum. Dışarı çık. Erkek gibi halledelim şu işi. Bir şeyler bana burada olduğunu söylüyor. Er ya da geç seni bulacağım. Bu ne kadar geç olursa o kadar uzun sürede seni öldüreceğim. Beni yenmek o kadar kolay değilmiş. Değil mi? Kalk. Aa, neredeyse. Aman tanrım. Bu da aynı kızın yardım çağırdığında ve senin etrafta olmadığın zamandaki kadar beni tahrik ediyor. Bugün ne güzel bir gün. Kalk. Tanrım, ne aile ama.
Genlerinizde her şeyi mahvetmek var. Babanın yanına git. Sen iyi bir baba değilsin. Seni acılarından kurtarmama izin ver. Tamam göçebe. Bitirelim şu işi. Yukarı gel. Seni kızına kavuşturmaktan mutluluk duyacağım. Hadi. 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 Sana çok zarar vermek istemiyorum. Beni gerçekten sinirlendirmeye başlıyorsun. Biz seninle oynuyoruz. Ron, Steve, Cody, Penny, Judy ve kızlar. Blackjack sizi hayal kırıklığına uğrattı efendim. Göçebe adamlarınızı öldürüyor. Yemin ederim hepimiz lanetlendik. Seni asla yalnız göndermezdik. Bunu bilmeni istiyoruz. Çok üzgünüm. Ben onunla ilgileneceğim dostum.
Onunla yalnız başa çıkamazsın. Olabilir. Jericho, yeniden başlayabiliriz. Sence orada ne bulacak? Şehir yandı. Hiçbir şey yok. Her şey bitti. Her şey gitti. Kurtuluş. Çiftliğin güvenli olduğunu sanıyorduk. Artık herkes yeni bir yer arıyor. Şu tiyatral bir dokunuşa sahip çete vardı ya. Kendilerine verdikleri isim. Kum sinekleri. Sürekli yeni bölgeleri ele geçirip oraları koyun kafasıyla işaretliyorlar. Babam bana yalnızca 3 kelime söyledi. Koşun. Koş. Koş. Her gün hayatta kalmayı başarıyoruz. Her birimiz öyle. Size söyleyebileceğim, elimizde olanlar için minnettarız. Daha doğrusu elimizde kalanlar için. Grace artık yok. Evet, Blackjack bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kendi yerimizi kendimiz bulacağız. Başlatılan bu işi bitirmeni istiyoruz. Son. Hayat. Hayat nedir? Nasıldı? Ben artık unuttum. Şimdi, düşüşten sonra insan ırkı tükenmeye başladı. Gıda, benzin, petrol, kaynaklarımız her geçen gün tükeniyor. Eğer taşıyabilirseniz, çok suyumuz var. Kimse salgının nasıl başladığını bilmiyor, sadece birden oldu. Hastalarla anlık temas hastalığı bulaştırıyor. Sağlıklıysan şanslısındır. Ama ben bunun şans olduğunu sorgulamaya başladım. Evim şehrin sınırları dışında. O artık yok. Artık hiçbir şey yok.